Mimarlar Odası'nın açtığı dava sonucunda 8. İdare Mahkemesi 3. Köprünün bağlantı yollarının yapımını durdurdu. 3. Köprünün bağlantı yollarının Beykoz ve Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki içi geri görünüm ve etkilenme bölgesinde yer alan geçişlerine ilişkin imar planı 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada mahkeme Kuzey Marmara Otoyolu'nun bu bölgeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013'te onaylanan 1 bölü 5 binlik plan tadilatını hukuk hukuka aykırı buldu. Bir gün gazetesinin haberine göre mahkeme plan tadilatında çevre düzeni planının ihlal edildiği, ekolojinin olumsuz etkilenişe ve bakanlıkça yapılan planın Boğaziçi Kanunu'na göre hukuka aykırı olduğu tespitlerinde bulundu. Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay plan tadilatının kapsadığı Beykoz ve Rumeli Feneri geri görünüm ve etkilenme bölgesindeki yol geçişine ilişkin inşaat çalışmalarının iptal kararıyla birlikte durdurulması gerektiğini belirtti. Mahkemenin iptal gerekçeleri ise şöyle, Boğaz geçiş ve güzergahları üst ölçekli çevre düzeni planında gösterilmeli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 1 bölü 25 bin ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu, Nazım İmar Planı imar mevzuatındaki plan tanımlarıyla uyumsuz. Sadece boğaz geçişi ve çevre yollarının gösterildiği güzergah aşaması niteliğindeki planda arazi kullanım kararları yer almamış. Bağlantı yolunun güzergahı doğal kaynakları ve ekolojik rezervleri olumsuz etkileyecek. Boğaz içi geri görünüm etkilenme bölgesi olan bu alanda... 1960 sayılı Boğaziçi Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekiyor. Bu kanuna bağlı olarak planlama yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ancak planın bakanlıkça yapılması yetki yönünden hukuka aykırılık oluşturuyor.